Kobane davasında 30. periyot duruşmasının 4. oturumu görüldü. Bu kez tutuksuz yargılanan siyasetçi Nezir Çakan'ın avukatı Şeyh Mus Baran duruşmada söz aldı. Müvekkilimin olaylarla illiyet bağı kurulamamıştır dedi. Çakan'ın beraatini istedi. 6-8 Ekim protestoları sebebiyle HDP eski eş genel başkanları ve MYK üyelerinin aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 108 siyasetçinin yargılandığı Kobene davası sürüyor. 30. periyot duruşmasının 4. oturumu Sincan Cezaevi kampüsünde görüldü. Kobane davasında tutuksuz yargılanan siyasetçi Nezir Çakan'ın avukatı Şehmus Bayhan, Segbis'le duruşmaya katıldı. Müvekkiline yönelik suçlamalara değinen Bayhan, Kobane olayları sırasında müvekkilinin HDP ile ilişkisinin olmadığını vurguladı. Bayhan, dosyada yer alan açık tanık Sami Baran'a dikkat çekti. Müvekkiline yönelik tanıkların anlatımları dışında bir iddia veya bir delilin olmadığını ifade eden Bayhan, suçlama konusu tarihte müvekkilinin cezaevinde olduğunu belirtti. Gizli tanık Ulaş'ın müvekkiline yönelik Kandil'e gittiği iddialarına cevap veren Bayhan, HTS kayıtlarında müvekkilimin olaylarda nerede olduğu açıktır dedi. Mütala'da öz yönetim olaylarıyla ilgili iddianın da yer aldığını paylaşan Bayhan, iddia makamı bunu nereden çıkardı diye sordu. Bayhan, iddia makamının hukuka karşı sorumlu olduğunu hatırlattı. Tanık beyanlarında geçmeyen bir iddiayı oraya nasıl koyarlar diyerek tepki gösterdi. <laughs> Bayhan dosyada geçen olaylarla müvekkilinin illiyet bağının kurulamadığını vurguladı. Müvekkili Nezir Çakan'a ait olduğu ileri sürülen bir nolu telefonun Sincan cezaevine ait olduğunu, iki nolu telefonunsa Maraş'ta sinyal verdiğini dile getirdi. Avukat Bayhan, müvekkilimin aynı anda iki farklı yerde olma ihtimali yok ifadelerini kullandı. Nezir Çakan'ın beraatini istedi. Avukat Sipan Cizreli ise duruşmaların kesintisiz bir şekilde sürmesinin savunma hazırlığını sekteye uğrattığını söyledi. Cizreli, duruşmalara en az 2-3 haftalık bir ara verilmesi talebinde bulundu.